Herkese merhaba arkadaşlar, Akbük'teyiz. Denize çok yakın konumda güzel bir yazlık tanıtmaya geldim. Burası denize maksimum 200-250 metre mesafede. Akbük sahiline çok yakın, mini bir site içerisinde. Hepsinin kendine ait bahçelerini var. Hepsinin kendine ait girişleri var. Güzel bir yazlık tanıtacağım, villa tanıtacağım. Artık nasıl adlandırmak isterseniz şu an gördüğünüz evi gezeceğiz. Peki buranın fiyatı ne? 2 milyon 500 bin TL. Bakın daire parasına bahçeli, ayağınızın toprağa değebileceği bir ev almış olacaksınız. 2 milyon 500 bin TL pazarlığı mevcut. Ufak tefek masraflarla da çok güzel bir ev haline getirilebilir. Şimdi buradan teras alanına çıkışımız var. Giriş kısmı arka tarafta oraya da bakacağız. Üst taraf pergüle ile kapatılmış çok güzel olmuş. Ön tarafta bir musluk bırakmışlar ki böyle bahçeyi falan sulamak için çok güzel. Hepsinin kendine ait bahçe alanları var bu villaların. Mini bir site içerisinde, eski bir site içerisinde ortalama buranın yaşı 20 yıllık vardır ama tamamen tadilat görmüş, yenilenmiş bir ev burası arkadaşlar. Bu bahçelenin komple size ait böyle bir bahçeleniz var. Ön tarafındaki ağaçlara bakar mısın? Ağaçlarından zeytin ağaçlarına kadar çok da güzel bir bahçeye sahip olacaksınız. Üst tarafta bir asma var ki çok güzel duruyor ama bunların yaprakları toplanabilirdi mesela. Tabi evde kimse oturmadığı için toplayan da yok. Burada küçük bir depo alanımız var. Burası da gayet güzel. Belli bir kısma kadar seramik yapılmış, sonrasında farklı bir renkte boyanmış. Tadilat görmesi de avantaj ama ufak tefek yine tadilatlar yapılabilir. Şimdi böyle güzel bir oturma alanımız var burada da. Bir girişimiz de buradan var. Diye istenirse diğer taraftan da giriş yapılabiliyor. Böyle gayet güzel oturma alanımız var. Yine üst tarafı kapatılmış. Masa sandalye atılıp oturulabilecek bir alan. Gayet güzel. Girişimiz burada. Şimdi sinekliklerini yapmışlar. Avantajlı bir durum. Eve girdiğinizde sağ tarafta bir lavabomuz var. Burayı göster istersen ben girmeyeyim. Karanlıkta olmasın. Evde elektrik yok. Bu yüzden böyle elimizden geldiği kadar aydınlık göstermeye çalışacağız. Ki hava da kapalı. İşin garibi. Hava da kapalı. Biz de bugüne denk getirdik bütün çekimleri nedense. Gayet güzel bir mutfağımız var. Mutfaktan sonra da salon kısmı geliyor arkadaşlar. Eşyalı satılık. Tabi ister eşyalar alabilirsiniz isterseniz almayabilirsiniz. Çok da öyle güzel eşyalar değil. Eski kullanılmış eşyalar. Mutfak dolabı gayet güzel ama bana göre 200-300 bin TL gibi bir rakam harcanarak çok daha güzel bir hale getirilebilir. Pazarlık olduğu için bu kısım pazarlıkta da düşülebilir diye düşünüyorum. Gayet güzel. Buraya da bir bar yapmışlar. Tezgah yapmışlar. Belki birkaç tane bar sandalyesi konulabilir. Şimdi aldığınız fiyat, alacağınız fiyat daire parasını alınabilecek bir fiyat arkadaşlar. Bunu da Düşünerek bu videoyu izleyin. Tamam, eleştirilecek çok yeri var. Çok güzel yerler tanıtıyoruz. İşte 7 milyon, 8 milyon, 9 milyonluk yerlere kadar tanıtıyoruz. Ama her bütçenin kendine göre bir e, beklentisi var. Bu yüzden burayı da o bütçeyi baz alarak izlemeniz gerekiyor. Yoksa 7 milyonluk, 8 milyonluk evlerle kıyaslanabilecek bir yer değil tabii ki. Üst tarafta da gördüğün gibi güzel bir boya yapmışlar böyle pembe renkte mobilyalara uydurmuşlar aslında değil mi? Dış renge de mobilyalara da uydurmuşlar. Şimdi burada da bir çelik kapı var. İki tarafa da çelik kapı bırakmışlar ki iki tarafı da kullanabilirsiniz diye. Genelde burada sadece bahçe kapısı olur ama güvenle önem vermişler. Bir de buraya kapı koymuşlar. Gayet güzel bir salon mutfak. Eski tabi bunların da böyle güzel bir masraftan sonra çok daha güzel olmuşlarını da çekiyoruz arada sırada ama Buraya da ufak bir masraf yapılması gerekiyor. Eski olmasına rağmen merdivenler güzel, geniş. Rahatlıkla kullanılabilir merdivenler. Orta katlı iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Seni böyle alacağım. Küçük bir koridor. İki tane oda. Bir genel kullanım banyo lavabo. Şimdi geldik odaya. Odalar laminat yapılmış. Buraya kocaman bir dolap bırakmışlar ki Kocaman böyle köşeye kadar gelmiş. Karşıya da yatak yerini bırakmışlar. Burası balkon kısmını da içeriye dahil etmişler. Eski zamanda kalan olan bir olaydan bahsediyorum. Burası balkon kısmıymış içeriye dahil etmişler. Güzel de olmuş değil mi? Yatak oraya koyduk. Dolap burada zaten. Gayet güzel. Rutubet ne var mı ona da bakıyorum. Hiçbir şey yok. Güneş de açmışken biz hemen hızlıca diğer odaya geçelim. Şimdi burada da laminant kullanılmış zeminde. Şimdi burası neden bu var diyeceksiniz. Söyleyelim hemen. Burası balkonmuş. Burayı da içeriye dahil etmişler. Burada yine bir klimamız var. Dolabı buraya koymuşlar. Gayet güzel bir sürgülü penceremiz var. Gün ışığından olabildiğince faydalanabilirsiniz. Burayı belki giyinme alanı yapabilirsiniz. Buraya da bir dolap konulabilir. Yatak oraya gelebilir. Daikon'un bir kliması var. Evde en yeni şey Daikon'un kliması galiba. Her şey eski. Bak bunlar da eskide kaldı. Eskiden böyle yaparlar. Eskiden aslında daha da önem veriyorlardı eve bence. Şimdi kaba düzen yapıp geçiyorlar. Ama eskiden böyle ince ayrıntılar çok daha hoş duruyordu. Mesela göbek yapılırdı girişe. Çok güzel dururdu onlar. Ben o göbeği gördüğümde bayılırdım. Özellikle böyle Acı Hayat diye bir dizi vardı. Hatırlar mısınız? Kenan Emirzalıoğlu oynuyor. Hatırlıyor musun sen? Girdiğinizde evin içerisinde. Hatta o evi şeyde de kullandılar. Kolpaçino'da. Şafak Sezer diyor ya hem övün veriyorum hem dayak yiyorum diye. Öyle bir olay. Böyle göbek vardı. Çok güzel gözüküyordu mesela. Eskiden lüks kavramı da farklıydı. Şimdi burada bir banyomuz var. Banyo tabii değiştirilecek. Şu değiştirilecek mesela benim gözümde çöp. Bazı şeyler değiştirilecek ama zemin ya da işte duvarlardaki seramikler kalabilir. Çok masraf etmek istemiyorum diyorsanız kapılar da gayet güzel. Kapadokya Orada bir davetiye var. Burada bir köpeğimiz var. Sıra geldi en üst kata. En üst katta bir terasımız var. Burada mesela bir kapı varmış, kapıyı iptal etmişler. Tek çıkışı buradan vermişler. Ebeveyn banyolu diyelim buraya. Böyle bir oda arkadaşlar. Sonradan dahil edilmiş bu oda. Genelde zaten buradaki sterilinin tamamında ya da bu Akkün tamamında sonradan çatıyı yükseltip oda yapıyorlar. Burası da aynı şekilde olmuş. Yukarıda ahşap detaylar var. Altta yine laminat kullanılmış. Çamaşır makinesini buraya bırakmışlar. Böyle de bir ebeveyn banyo lavabosu var. Bence sadece şu değişse yeterli burada. Şu anki seramiklerle aynısını kullanmışlar. Ama güzel değil mi? Güzel bir oda. Bunlar da çalışıyorsa mesela şunları bulmak da çok zor artık. Tabi bir de teras var. Terasa da çıkalım. Şu ağaçların ön tarafı sahil kısmı arkadaşlar. Hemen bir ev var. Evden sonra da sahil geliyor çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Karşımız dağ manzarası zaten. Burada artık 7-8 milyonluk villalar tanıtırken burayı da gösterelim istedik. Her ürünün bir alıcısı var. Herkesin beklentisi farklı. Biz de beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Burası da güzel. Eski ama güzel bir ev. Tabii ki fiyat değerlendirmesi tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz aşağı kısımda. Zaten yorumlara karışmıyoruz. Eder etmez bu sizin bileceğiniz bir olay. Biz sadece tanıtıyoruz. Güzel bir evdi. Bana göre denize yakınlığı, daireyle aynı fiyat olması, şu anki yapılan dairelerle, satılan dairelerle aynı fiyat olması, artı bahçenin olması büyük bir avantaj çarşıya, pazara, merkezi yürüme mesafesindesiniz. Sağlık ocağı, okul her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Araç kullanmanıza gerek yok. Güzel bir evde arkadaşlar 2 milyon 500 bin TL güzel bir pazarlığımız var. Hatta bu sitenin de en şu an eli yüzü düzgün evi bu değil mi? Başka bakıyorum hepsi böyle. Bak mesela şu var. Bu da tabi tadilat görmesi gerekiyor. Biraz çok masraf istiyor ama bunun her şeyi neredeyse yapılmış. Banyo lavabolar değiştiğinde bir de mutfağı el atarsak olay tamamen bitmiş oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Numaramız zaten yazıyor. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.